Herkese merhaba arkadaşlar. Biz çocuklarımla uyandık. Bugün günlerden cumartesi ve bugün waffle istediler. Waffle yapıyorum. Artık bu da son part. Geç uyandık. Çok şükür bugün biraz daha iyi uyudum bu gece. Çocuklar da güzel uyuyunca bugün biraz geç kalktık yani. Bildiğiniz şu an öğlen saatleri. Tabii hemen uyanır uyanmaz gelmedim mutfağa. Çünkü çocuklar hemen acıkmadılar. Biraz da odada oyalandık falan. Ancak geldim mutfağa. Hafta sonu olunca öyle oluyor. Hele de kızım biliyorsunuz hafta içleri sabahın köründe uyanıyor. Hafta sonu olunca da uyumak istiyor. Çift taraflı pişiriyor ama sanki bana alt kısmı daha güzel pişiriyor gibi geliyor. Belli oluyor bence. O yüzden diğer tarafını da çevirip tekrar şöyle bir dakika kadar bırakıyorum. Toslamadan önce çatala batacak şekilde doğruyorum. Yemesi de kolay oluyor bize. Ben de böyle seviyorum. Benim waffle tabağım bu şekilde. Antep fıstığı birazcık ekledim üzerine ve akçağı çurup ekledim ama şu anda belli oluyor mu bilmiyorum. Ha şuradan belli oluyordur. Nefis oluyor. Pankeklere, waffle'lara denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Bu Derin'in meyveli sos koydu şöyle. Kendi hazırladığı tabağına biraz da krema sıktı. Kutay'da böyle akçağı çurup ve krema karışımına batırıp yemeyi seviyor. Ona da bu şekilde hazırladım. Ben çay içeceğim. Çocuklar da soğuk çayın limonlu olanını içecekler. O zaman bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben odaları bir süpüreceğim. Çocuklar da odasında yataklarını düzeltiyorlar. Onlar odayı düzeltene kadar ben de dedim ki burayı bir süpürmeye başlayayım. Ortalığı toparladım ettim birazcık oturdum. Derin de ödevinin bir kısmını yaptı bir kısmına diyorum. Çünkü çıktı almak gereken ödevleri de var. Emrah da onları çıkartıp getirecek işten eve gelirken. Ben hallederim dedi. Çıkmayın bir daha dedi. Tamam dedim. Onları getirince de ödevini bitirecek. Kutay'ın zaten 3 sayfa ödevi vardı. O dün yaptı. Ablaları. Anne yapalım da dedi ben hafta sonu rahat geçireyim. Ama yine de tabii ki böyle arada otururken bir anda soru soruyorum mesela. Oğlum şunu şunu toplayınca ne oluyor? Bundan bunu çıkarınca ne oluyor? Bu sayının onlar basamağı hangisi? Birler basamağı hangisi? Ya da hangi harf önce geliyor? Hangisi sonra geliyor? Böyle otururken de soruyorum tabii ödevi olmasa da. Şimdi de dedim bir meyve koyayım. Çocuklarıma da yesinler. Armutla mandalina. Bunları çocuklara vereyim sonra... Makineye çamaşır atmam lazım. Çocukların okul kıyafeti falan da var içinde. Onlar da yıkana dursun. Kargo bekliyordum. O geldi şimdi. Ona bir bakalım. Böyle Kasım indiriminden ben de bazı şeyler aldım ufak ufak. Arada denk gelirse videolara sizlere de gösteriyorum. Öyle çok büyük şeyler almadım zaten. İnşallah da sapasağlam gelmiştir. Karaca'nın sitesinden sipariş vermiştim. Yani ben almasam olmazdı. Zaten kutusundan da anlamışsınızdır. Ölçü setini aldım. İki şekilde ölçü setleri var. Birinde small medium yazıyor. Birinde de işte bir cup bir de 1/2 cup kap diye mi okunuyor kup diye mi okunuyor artık yanlış söylemeyeyim de hani yazılış şekilleri o şekilde. Ben işte o bir cup olanından aldım. Small medium yazılı olanlar bu ölçü kabının bir tık küçüğü ve medium olan onun mesela bir su bardağına eşitmiş. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla. Small olanı da yarım su bardağı yani bir çay bardağına eşitmiş. Aslında şöyle düşündüğünüz zaman mutfakta daha sık kullanılan ölçü sanki oymuş gibi geldi. Neden acaba onu almadım? Sitesinde görmüştüm dediğim gibi o small medium yazılanı ama. Neyse bakalım inşallah sağlam bir şekilde gelmiştir bu. Burada biraz farklı bir ezilme var. Böyle... Küçük olanı bu. Beğendin mi oğlum? Evet. Cup. Cup. Diğeri de bu. İyi. Sağlam geldi. Mutfakta iş yaparken zaten
muhakkak bir ölçü kullandığımız tarifler oluyor yani. Pasta börekte olsun, pilavda olsun bir şekilde. Ya da en kötü salata sosu yaparsınız. Tavuklarınıza vesaire sos yaparsınız. Sulandırıp üzerine eklerken falan. Her şekilde kullanılır bu. Beğendim arkadaşlar. Olmadı. Diğerini de böyle güzel bir indirimde yakalarsam eğer, kesin değil de belki o small medium olanı da alabilirim. Şöyle kahve köşelerinde falan daha çok kullanıyorlar bu ölçü kabını dekor olarak. Ama ben tariflerimde kullanırım. Hatta bunlar için de acaba diyorum tezgahımın bir kısmının böyle duvara gelen tarafı boşta. IKEA'da beğendiğim bir raf var. O raftan alsam da bunları oraya mı assam? Onu da düşünmüyor değilim. Derine de söyledim hatta, anneciğim böyle düşünüyorum ne diyorsun diye. Derin de çok beğendi o askıyı. Ay kırık çıkmış. İnanamıyorum. Ben de diyorum elim neden acıdı? Ya şurada. Ufacık bir çarpmada ya da ne bileyim yıkadığımda ettiğimde falan oradan daha da kırılır mı? Ay çok üzüldüm şimdi. Parçası falan da düşmemiş yani. Desem ki parçası buralarda minik bir şey. Aa, yok yani. İnsan hani koyarken bir dikkat etmez mi? Ne koyuyoruz? Malzeme ne? Ürün nasıl? Belki çoğunuza göre bu önemsiz olabilir ama ya ben bir şey diyorum ya, böyle takıldım mı takılırım yani. Desem ki buradan görünmüyor ama hani şuradan baktığınızda da birazcık oradan kırık olduğu belli oluyor. Üstten baktığınızda. Bir de bunu astığımı düşünürsek buradan daha da belli olacak. İndirimde aldım tabii ki ama indirimde de 50-100 liraya almadım ki 50-100 lira da az para değil elbette ama zaman öyle pahalandı ki yani bu indirimdeymiş diyoruz artık pahalı olan şeylere bile, o hale geldik. O yüzden bilmiyorum ya, böyle şeylere bence dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Hani ufacık şey için iadeye uğraşmaz mı deyip de gönderiyorlar, umursamıyorlar. Emin değilim yani, bu sadece Karaci için değil yani, her ürün için. Sonuçta kimse parayı kolay kazanmıyor yani, ufacık bir çizik kırık da olsun kimse istemez. Biraz daha özen iyi olur. Şöyle yeniden yerleştirdim, bilmiyorum. Bir bakayım. Ne yaparım? Ama ürün güzelmiş. Şimdi ne yapalım? Bunu yerine koyayım. Başka yapacağım bir işim yok arkadaşlar. Biraz uzanıp keyif yapacağım, anlayacağınız. Çamaşırlar yıkandı. Şimdi kurutmaya koyuyorum. Ben akşam yemeği hazırlığım için buraya geldim. Hazırlığım diyorum çünkü kendime yapıyorum arkadaşlar bu yemeği. Çünkü Emrah ve çocuklar yemeği dışarıdan söylediler. Hani şu yemeği yapalım diyorum. Birisi tamam olur diyor. Diğeri diyor ki benim canım istemiyor. O zaman şunu yapalım diyorum. Bugün onu yiyesim yok diyor. En sonunda dışarıdan yiyelim dedi Emrah o zaman. Herkesin gönlü olsun. Vallahi dedim bugün benim hiç dışarıdan yiyesim yok. Madem o zaman tek başıma ben yiyeceğim. Kendime dedim şöyle mantarlı, tavuklu, kremalı bir makarna yapayım dedim. Bayağıdır ben tavuklu makarna yapmadım. Bizim evde çünkü en çok biliyorsunuz yani sade makarna daha çok tercih ediliyor. Ya da domatesli falan oluyor. O yüzden ben de genelde düşenmezsem eğer kendime ayrı yaptığım zamanlar oluyor. Ya da onlar olmadığında kendime yapıyorum falan, biliyorsunuz babaanneye gittiklerinde falan. Patlıcanlı falan da çok severim ben mesela. Severim yani en farklı makarnaları yemeyi, denemeyi. Gözeti vardı, şimdi küçük küçük onları doğruyorum. Fritözde bunları baharatlı bir şekilde pişireceğim. Bir tavanın içinde de mantar ve soğanları güzelce kavurup bu tavukları onun içine ekleyeceğim. Sonra baharatlardır, kremadır, tuzdur derken en son da haşladığımız makarnayla buluşturacağız. Makarna olarak da şu uzun erişte diye geçiyor ya, yassı spagetti de diyebilirsiniz. Bundan yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Fettuccine mi yazıyor burada? Doğru mu söylüyor bilmiyorum ama kendim denemin. Evet, tavukları doğradım. Ben böyle şunu yapayım bunu yapayım deyip de onların canı istemiyor, yapmıyorum ya. Sonra üşenmediğim zamanlar kendime yapıyorum diyorum ya arkadaşlar. Ha işte sofraya mesela bir tabak kendime koyuyorum ya, o tabağı inanır mısınız? Evdekiler benden çok yiyor. Sizde de öyle oluyor mu? Vallahi Emrah diyor ki senin tabaktan yemesi daha lezzetli oluyor. Derin de diyor anne bu tabak ne kadar lezzetli olmuş falan diye.
Öyle oluyor yani. Eminim bu makarnada da öyle olacak. Yoksa yemek seçeneği sayarken bu tavuklu kremalı makarnayı da saydım. İstemediler. İyi peki dedim yani. Ben de kendime yaparım dedim. Şimdi dediğim gibi çok az yağ, göz kararı, damak tadıma göre baharatlandırıp fritöze koyayım bunu. Sahana soğan koydum. Mantar koydum. Makarnam da burada haşlanıyor. Airfryer'da da tavuğu koydum. O da pişiyor. Tavuklar içine ekliyorum şimdi. Birkaç diş sarımsak da var bunun içinde. Evde biber yok ama yazdan doğrayıp koyduğum biberlerim vardı. Birazcık içine renk versin, tat versin diye ondan da ekleyeceğim. Biberleri de ekledim. Biraz da böyle kavurdum. Biliyorsunuz ben her şeyi çok kavruk. Hatta bazı şeyleri yanağa yakın bile severim yani. Şimdi kremayı ekliyorum. Yeterli diye düşünüyorum. Şöyle karıştırayım. Biraz daha da eklenebilir ama neyse. Şimdi makarnamı bunun içine ekleyeceğim ve kremayı o şekilde çektireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla yaptım arkadaşlar. Bunun hepsi kendime değil. Çünkü ben biliyorum. Çocuklarımı, eşimi. Bir tadına bakalım mı? Bir yiyelim mi? Yenir yani. Kremanın hepsini ekliyorum ben. Kuru fesleğen ekleyeceğim bunun içerisine. Şimdi bir de son olarak da maydanoz ekleyeceğim. Bu biraz kremayla özdeşleşsin. Altını o şekilde kapatacağım. Kremalı, mantarlı, tavuklu makarnamı da hazırladım. Şöyle bu tabağı aldım. Bunun hepsini ben yemem dediğim gibi. Ve daha da var yani makarna. Bir de salata yaptım makarnamın yanına. Evdekiler de yerdi. O yüzden bol koydum. Ayrı bir tabağa koymadım. Çünkü kesin diyecekler bu tabaktaki daha tatlı diye. Bir de ışığı açayım öyle göstereyim size. Makarnaları aldıktan sonra tavukları da ayrıyetten üzerine yanlarına falan da koydum bol tavuklu olsun diye. O zaman bize afiyet olsun diyelim. Bugün de böyle bir menü ortaya çıktı. Ben videomu artık burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.